Hep öyledir zaten. İyi giderken herkes gelir, katılmak ister ama kötü giderken kimse, herkes kaybolur abicim. Bir türlü insan bulamazsın. Yardım edecek insan, para, hiçbir şey bulamazsın kulüpte yani. Anladın mı? Her türlü rezillik söz konusudur. Bundan dolayı da işte Galatasaray'ın kesinlikle şampiyonluğu göğüsleyip 24'ündeki seçimde de yalnız şeysiz 25'inde. 25'inde pardon şeyin birlikte hareket etmesi başkanın Erden Erden Timur'la kesinlikle doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bu başarıda geçen sene ve bu seneki başarıda Erden Timur'un büyük yardımı var Dursun Özbey'e. Dolayısıyla takım içine yapılan transferlerde para bulma sıkıntısını halleden bir becerikli bir adam. Bundan dolayı da yani Bugün yaptım duyum. Dört tane eski yönetici ve bir divan üyesiyle konuştum. Hal hatır sordum. Onlar da sesini özlemişim. İsimlerini de verebilirim. Yani çok şey değil ama genel söyledikleri şu. Erdem Bey'le yakın olan iki tanesi Erdem Bey'in kesin olarak yer yönetimde almayacağı yer öyle mi? almayacağı şeklinde. Dinçer Azapan, Tunç Holding, babası da İyi bir futbol sever sevgili Tuncay abimiz. Dinçer Azaban'ın bir yönetimde yer alabileceği dedikodusu var. Hatta Erden Timur'un yerini alabileceği şeklinde. O da genç bir iş adamı. Galatasaray'a özellikle amatör branşlarda ciddi bir sponsorluk hizmeti veren, parasını oluk oluk Galatasaray'a harcayan bir iş adamı. Biliyorum, Erden tanıyorum Timur da. ikna olmazsa bu taraftarı, camiayı, futbolcuların moralini ne derece bozar? Yoksa Kesinlikle. Galatasaray yeni bir Erden Kesinlikle. Timur içinden çıkartabilir mi? Serhat'cığım kesinlikle bozulur. Yani taraftarın da bozulur. Ne bileyim yani yönetim içindeki, divan üyelerin içindeki birlik beraberlik de bayağı şeye uğrar yani arızaya uğrar. Yani burada şurada şunu söylemekte Ama fayda var. herkesin bir Şimdi şeyi vardır yani. iki Bir senedir alternatifi vardır. Hiç kimse vazgeçilmez Serhat'cığım değildir. tamam da babacığım yani şimdi neticede ne olursa olsun başarılı bir takım var. Bu takımda başarılı olmasında Erdem Timur'un da Dursun Özbey'in de Okan Buruk'un da olağanüstü bir faydası var. Anladın mı? Takımın iyi gitmesinde yahut da ne bileyim motivasyon olarak mükemmel bir performans göstertiyorlar. Mesela takımın tutanı mükemmel. Dolayısıyla iki tane tuttuğu zaman diğer tarafta da gelen forvetler Galatasaray yani tutana nispet olsun diye gidip golleri atıyorlar. Bu şekilde farklı skorlar da çıkıyor ortaya yani. Yani bundan dolayı da ben Dursun Özbey'in kesinlikle çok kısa bir sürede yani en ufak bir başarısızlıkta anladın mı? Kendisi de büyük sekteye uğrar anladın mı? Yahut da ne bileyim istifa etmek zorunda falan kalır. Bu birlikteliği bozmadan aslanlar gibi yine tekrardan bir iki sene devamında yarar görüyorum. Zaten ilk tepki koyacak kişi de benim yani. Yorumlarımı devam ederken ilk tepki koyacak da kişi benim yani. Evet. Erdem Timur'a yani Dursun Özbey'in yanına almaması, birlikte çalışmaması beni olağanüstü üzer ve bu konuda da bayağı ağır eleştirileri de hazırlıklı olsunlar yani.